Merhaba arkadaşlar, tekrar birlikteyiz. Umarım keyfiniz yerindedir. Bu güzel yaz gününde sizi unuttum sanmayın. Seyahatteydim arkadaşlar ama tekrar karşınıza geçtim. Sizlere 3 örnek göstereceğim. İlk örnek 1944 yılından gelecek. Rostelumo'dan gelecek. Rostelumo bize taşların gücünü nasıl hissettiğini gösterecek ve hesabı erken noktalamamamız gerektiğini bize vurgulayacak. Bize dersini verecek. Sonra denizine girecek. Peki, ne yapacak? Bakın. Özellikle kale, fil ve vezirin gücünü amatör oyuncu kaçırır. Işınsal taş deriz. Taşların arkasında etkisi vardır deriz. Yok, dinletemeyiz. Kardeşim, ben bu oyunda, ben bu derslerimde nasıl böyle oklar çiziyorsam, böyle kalın, renkli oklar çiziyorsam, sen de oyunların esnasında bu renkli okları çizeceksin. Hocam yanlış çizdiniz. Kale atın üzerinden atlamaz, piyonun üzerinden atlamaz. Atlar. Atlatırız. Gerekirse kaleyi de atlatırız. Arkadaşlar kale tabii ki atlamaz. Ama kale ışınsal taş. Peş peşe kareler görüyor. Bu ne demek? Saklı bir gücü var. Potansiyeli var. O potansiyeli göreceğiz. Oyunlarımızda kullanacağız. Nasıl kullanacağız? İşte Rostelumo size gösteriyor. Bakın vezirin buraya bakışını kullanıyor Rostelumo. Nasıl olmaz? Kalenin şurayı görüşünü kullanıyor Rostelumo. İzleyelim. Tabii burada havada mat kokusu var. Çünkü taşlar, beyaz taşlar yığılmış. Özellikle kaleler gücünü gösteriyor. Dikeler açık. Ve burada çok bildiğiniz bir mat motifi. Bakın. Şu piyon olmasa nasıl mat olur? At F6 şah. Şah kaçacak. Kale G8 mat. Bu mat motifi çok temel. Birçoğunuz kitaplarda görmüştür, çalışmıştır. Rostelumo da bunu yapıyor. Diyor ki önce kale F5 alacağım. EF5 alacak tabii ki. Ve vezir H6 feda edeceğim diyor. GH6 alırsa İşte amacıma ulaşırım diyor. At F6 şah, şah H8 zorunlu hamle, kale G8 mat. Bu matı çoğunuz biliyorsunuz. Kanca matı deniyor galiba buna. Kanca matı. Hook. Hook matı. Ama burada bir sorun var. Vezir H6 aldığında GH6 almak zorunda değil. Şah H6 alabilir. Şah H6 aldığı zaman da hocam kale H1'den mat değil mi? Mat değil. Çünkü şah G6'ya kaçıyor. Hadi ya. O zaman Rostelumo burada hesabını noktalıyor. Ve bu varyant olmuyor diyor. Değil mi? Hayır. Satranç oyununda fikirler değerlidir. Fikirleriniz çalışmıyorsa ne yapacaksınız? Tamirci çantanızı yanında taşıyacaksınız. Yanınızda taşıyacaksınız. Tamirci çantanızı açıp o çalışmayan varyantı tamir edeceksiniz. Hayatta da olduğu gibi her zaman pürüzler, sorunlar, sıkıntılar, engeller karşımıza çıkar. Eğer biz o sıkıntılara, o engellere yine mi sorun çıktı dersek o yandık o zaman. Engelleri ve sorunları çözmekten keyif alacağız. Çözerken harikalar yaratacağız. Satrançta bunun da pratiğini yapacağız. Satranç bize bunu da mı öğretiyor hocam? Neler neler. Neler neler. İyi ki satranç oynuyorsun. Yoksa golf oynayacaktın. Evet, burada keşke filimiz buradan şah çekebilseydi. Şah H7 ya da H6'ya gittiğinde de filimizde açarak şah çekerdik. G8 karesini tutardık. Şah buradan kaçmasın diye mat ederdik. Ama bir problem var. Şah filimizin önünde. Şahı oynarsak atımızı alacak. Atın kontrol ettiği kara gidecek. Gidecek, edecek. Bunlara kim cevap verecek? Sen cevap vereceksin. Şah F4 gelecek. Bakın çalışmayan varyantı çalışır hale getirdi. Şimdi siyahlar kalkıp da atı alırsa fil H5 şah. Şah H7'ye de fil F7 biraz önce konuştuğumuz mat gelir. Peki hocam kale E6'ya ne gelir? Kale E6'ya da eğer Rostelumo noktalasaydı burada vazgeçebilirdi. Çünkü kale E6 sağlam bir savunma hamlesi. Neden? Fille şah çektiği zaman artık şah H7'ye fil F7 mat olmaz. Kale H6'dan arayı kapatır. Ve bu mat tarihe karışır. Fakat Rostelumo ne yapıyor? Vallahi Rostelumo'nun ne yaptığını bilmiyorum ama ben size 2 dakika süre veriyorum. Beyaz öyle bir hamle oynar ki siyahlar elini uzatır. Sen kralsın der. Oyunu sen kazandın der. Evet arkadaşlar, hamle bulmuşsunuzdur umarım. Kale H8 geliyor. Kale H8 geliyor. Peki başka ne geliyor? Başka. Buraya arkadan Mozart'ı vereceğiz. Mozart'sız olmaz. Arkaya Mozart'ı vereceğiz. Arkadan da tekneler geçiyor. O da ayrı mesele arkadaşlar. Hocam yani havanız da yok, havalilik bir durum yok arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sizleri unutmadım. İlk fırsatta karşınıza geçmek istedim.
Kale A8 geliyor. Fe4'e ne yapıyor? Şu notanın güzelliğine bakın. Flash 5 mat ediyor. Bu bir şaheser. Bu şaheserleri bir tablo olarak duvarınıza asacaksınız. Kahvenizi, çayınızı karşısına alıp yudumlayacaksınız. Karşısına geçip yudumlayacaksınız. Arkadaşlar, sıradaki örneğe geçelim. Sıradaki örnek yakın bir zamandan geliyor. 2014 Dortmund turnuvası. Beyazlarla oynayan Fabiano Caruana. Siyahlarla oynayan Ruslan Ponomariov. Dünya Gençler Şampiyonu olmuştu. Yıllar evvel. Yanlış hatırlamıyorsam. Son tur. Kaybetse bile dünya şampiyonuydu. Berabere kaldı diye hocasından azar yiyordu. Ağlıyordu. Şampiyon olmuştu. Hocası onu ağlatmıştı. Niye berabere yaptın o maçı diye. Oynaman gerekiyordu diye. Evet, aklıma gelmişken söyleyeyim dedim. Burada Caruana da Rossellimo'nun yaptığı gibi taşların gücüne güç katacak. Güçlerini hissedecek. Derinlemesini hissedecek. Filenin buraya olan kontrolünü önemseyecek. Vezirin buraya ışınsal bakışını, buralara bakışını görecek. Taşların arasında işbirliği kurulan noktaları görecek. Ve taşların gücüne güç katacak. G piyonunu G6'ya sürecek. Amaç kalenin gücünü açmak, E dikinden harikalar yaratmasını sağlamak. Siyahlar tabii ki G6'yı alamıyor. E6 fili boşta, kale G7 gelmiş. Buna da Caruana önce F7'yi almış. Siyahlar Ponomariov fil F7 almak zorunda ve nazikçe kale E7 gelmiş. Hocam kale boşta. Vermeden alamazsın. Arkada da Mozart'ı unutamazsın. Mozart'ı alıyoruz ve arkaya Beethoven'ı veriyoruz. Lütfen. Lütfen. Şu notaların dokunuşuna bakın. Bakın. Nasıl akıyor. Kale E7 veriyor. G7'yi alacağım diyor. Vezirle kaleyi alır mısın diyor. Aldım diyor. Ne yapacaksın diyor. Vezirle fille mat mı diyeceksin diyor. Şaşırdın galiba diyor. Filin senin buraya gelse şahla alırım diyor. O zaman diyor Caruana, rica etsem filimi alır mısın? Çünkü almazsan mat olursun diyor. Alalım diyor. Alırsan da Vezir A8 mat ederim diyor. İnanılmaz. İki tane süper büyük ustanın maçı. Harika bir örnek. Şimdi kimin maçı geliyor arkadaşlar? Şimdi sıradaki örnek sıkı takipçilerimizden Hasan Yavuz'dan geliyor. Hasan Bey bana bundan 3-4 hafta önce bir maç göndermişti. Hocam maçın sonuna bakın. Pes etmedim. Rakibi pes ettirdim dedi. Bakın nasıl oldu arkadaşlar. Burada beyazlar oynayan Hasan Bey vezini kaybetmiş ama umudunu kaybetmemiş. Siyahlar olayın farkında değil. Konumu küçümsüyor ve burada vezir D7 oynuyor. Vezir D7 oynayınca videoyu durdurun ve kendinize 2 dakika süre verin. Beyaz oynar kazanır. Bu fırsatı bulun arkadaşlar. Çoğunuz bulmuştur bence. Hasan Bey at E4 şah çekiyor. Siyahlar şah giydi. Şahını saklıyor. Ama Hasan Bey diyor ki benden saklanamazsın dostum. Çık ortaya diyor. Çık ortaya çık diyor. Kale G8 şah çekiyor. Tabi burada şah G8 alanında at F6 şah vezir çatalı var. Siyahlar bundan korkarak hızlı bir hamle yaparak şah H6 oynuyor. Ama yağmurdan kaçarken doluya tutuluyor. G5 mat oluyor arkadaşlar. Vezirinizi kaybedeceksiniz ama asla umudunuzu kaybetmeyeceksiniz. Rakibinize güveneceksiniz. Rakibiniz insan, o da hata yapar. Bunu bileceksiniz. Bir başka paylaşımda görüşmek üzere arkadaşlar. Size güzel bir yaz gününden, güzel bir manzaradan sevgiler, saygılar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.